Müsaade ederse Gürcan abi. Gürcan abi. Şimdi söz sende Gürcan abi. Söz sende abi Gürcan ondan abi. Sonra diyorsun Fenerbahçe diyoruz. Hep sen konuşuyorsun diyorsun. Adam bana boyuna bana soruyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Abi adam ki? Tarih programı seviyor. Tarih seviyor. Ne yapayım yani? Şimdi çok güzel. Oğlum ben tarih dersi gördüm. Abi. Çok güzel abi yürüyen müze değil mi? Yürüyen müze ya. Şimdi bugün Atilla abinin ahları çıktı. Fenerbahçe müzesi yokken Gürcan abi vardı. Ya. Vardı. Galiba dünkü yazını okudum abi. Dün müydü? Dünkü yazın Erol Bulut'la ilgili. Ama senin yazının dışında yazılan yazıları da okudum. Bir süzgeçten geçirdim. Diğer yazarlar şöyle düşünüyorlar. Hatta buna Levent Düzemen de dahil. Burada söyledi Levent abi. Hatta ben başka bir şey ifade etmek istiyorum deyip şunu vurguladı. Dedi ki teknik direktör Erol Bulut şu anda bu kadroyu kurmakta zorluk yaşıyor dedi. Erol'a aynen bu şekilde ifadesi var Levent abinin Düzemen'in. Diğer yazarlar oldukça sert konuştular. Yazdılar ama sen biraz farklı yerden girdin abi Fenerbahçe konusunda. Kadroyla ilgili. Hakikaten bir baskı altında mı? Abi, Erol Bulut. Şimdi büyük takım çalıştırıp baskı altında olmamanız mümkün mü? Ancak şu periyodu izliyoruz. 18 yeni transfer yapılmış, 11 resmi maç oynanmış. Ve Erol Bulut bu 18 transferinde bu 11 maçta oynattı. Bence Denizli maçıyla birlikte kafasındaki oyunu ya da takımı zirveye taşıyacak oyunu, hangi oyuncularla oynayabileceğini, hangilerine ne kadar güvenebileceğini artık çok iyi biliyor. Bir dakika sonra reklama çıkacağım. Toparla abi. Eksikler var Denizli maçında. Sakat oyuncular var. Ama ben bugün birkaç görüşme yaptım. Denizli'deki oyunumuza dikkat edin dediler bana. Yani geçen 11 maçtan bir tane kupa maçı, 10 tane lig maçından çok daha farklı, çok daha pozitif, çok daha efektif bir oyun oynayacağız dediler. Hafta boyunca onu çalışmışlar eksiklerine rağmen. Peki. Bizim Volkan'ın da bir haberi vardı. Bir haberi vardı, devam edeceğiz. Peki. Reklam. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Tam tamamlayacaktı. Volkan Demir'in bir haberi üzerine yorumunu yaparken kesip reklama çıktık. Ne diyorsun abi? Nerede kalmıştın? Şimdi Gustavo Cezalı Sosa Ozan orta ikilisi olacak. Onun önlerindeki oyuncuyu ve birlikte yani bir 10 numaralı düzene, 10 numaralı sisteme doğru dönmek istediğini, en azından bu maçın özelinde, Denizli maçın özelinde diye yazdı. Volkan. Bizden sonra da çıkıyor değil mi? Hı hı. Son sayfada. Son sayfada da var. Orada daha geniş anlatır o pozisyonu. Muhtemelen Mert Hakan oynayacak. Forvet arkasında. Sisenin arkasında. Pelkas solda, Ferdi sağda. Yani böyle bir takım bekliyoruz. Eksikler dışında. Benim Denizli maçı ilgilendirmiyor. Sonraki maçı ilgilendiriyor. Gustavo dönünce ne olacak orası? Gustavo cezalı. Bitecek çocuğun cezası. Dönecek. Selamün aleyküm. O zaman ne yapacağız? Burada şey daha önemli Mehmet. Ön tarafın şekillenmesi. Çünkü ön tarafta çok oynadı. Valencia geldi. İşte Valencia. Denizli maçından bahsetmiyorum. Öbür anladım. Maçtan. Şimdi Valencia geldi. Ferdi geldiğini hissettiriyor. Samat da dönecek belki. Tabii. Ama şunu ortaya koyması lazım. Yani bu takım birinci mesela Serdar dedi ki Beşiktaş için iki tane birinci kaleci var. Olmaz abi. Bir takım birinci kalecisi belli olacak. Utku mutku. Ersin mersin. Yani kaleciler arasında böyle yenildin öbürsü geçsin. Yenildin öbürsü geçsin. Eşit böyle, kaleci olmaz diyorsun. Olmaz abi. Birinci kaleci belli olacak. Yani o rekabette kim bir kim iki bileceksin. Fenerbahçe'nin de birinci santrafor Samatta'dır. Sisse? Birinci santrafor Samatta'dır. Kime göre? Kime göre abi? Ben katılıyorum. Erol Bulut'a göre. Ya da bu transferi yapanlara göre. Yani bu takım birinci santrafor Samatta'dır. Sana göre? Samatta'da problemi bence de Samatta'dır. Yani Sisse çok daha usta. Yalnız Sisse'yi şurada göremedik. Mesela Beşiktaş maçında da göremedik. Neydi Konya maçı sonrası değil mi? 42 orta mı ne atılmış?
takım. Hemen bakalım. Yani 42 ortanın atıldığı bir maçta sizse yoktu Fenerbahçe'de. Gençler Birliği maçı oynadı. Sence araya çok kısa girebilir miyim? Hangi maçtı? Kasımpaşa. Ortayla alakalı girebilir miyim? Yani bizim bu orta değerlendirmesi, istatistiklere yansıyan ortalarla biz sıfır inilip ceza sahasına yollanan pasların hepsini aynı potada erittiğimiz için ortada büyük bir sıkıntı var abi. Fenerbahçe'nin o maçta bomboş yaptığı 3 tane orta vardı. Onun dışında hep esasında bir oyuna göre veyahut da oyuncuların Caner'i mecbur ettiği bir pozisyonlar vardı. Ben öyle söyleyeyim. Yani rakamlar hakikaten bazen bizi çok farklı yerlere yönlendiriyor. Şu hayali görüyor insanlar Sisse derken. Caner yapıyor ortayı, rakip vuruyor. Sisse olsa Sisse vururdu. Hayır, yok. Tamam mı? Yani... Başka... Hayır, bu Deniz... Ha evet, kaç? Ve o hayalin... 29.7 abi orta. O beklentinin gerçekleşmesi için, yani Sisse evet, bu oyunun santraforu mu? Aa değilmiş. Diyebilmemiz için böyle bir oyun olması yani lazım. Yani Gürcan abi sen diyorsun ki yeniden bunu Fenerbahçe'nin Sisseli Harikalar Kumpanyası maçlar oynaması lazım. Çok Sisse kaç para alıyor? Ardından onu güzel diyorum. Değil mi abi? Abi Sisseli Harikalar Kumpanyası. Abi bir de bana yaşlı diyorsun. Bu Sisseli Hisseli Harikalar Kumpanyası. Kaç kişi hatırlar? Biz seyredenlerden kaç kişi? Ben izledim abi bu arada canlı iki kere. Ben iki kere izledim. Hisseli Harikalar Kumpanyası. Ben canlı yani bir Ankara'da bir İstanbul'da. Küçücüktüm lan. Mehmet Ali Erbil daha evlenmemişti ilk eşiyle. O programın şeyiydi. 17 yaşında ben, Hamlet oynamıştı Mehmet Ali Erbil. Ankara'da Hamlet oynamıştı sonra dönmüştü. Kulakları simdasın amca oğlum Bülent Bilgiç yönetmen yardımcısıydı. Haldun Örmen'in yardımcısıydı. Onun sayesinde para vermeden bedava. Bülent abi bir dakika abi. Neyse konuyu daha bilmiyorum. Arabesk filmindeki Bülent Bilgiç'ten mi bahsediyorsun? Bülent Bilgiç senin amcan da olur mu? Evet. Müjdar'ın peşinden koşan Arabesk filmindeki. Yapma ya. Yapma ya. Evet. Konuyla ilgili daha detay alabilecek miyiz Müjdar abi sonra? Neyse oraya maceralar var anlatırız. Bence Bülent abinin macerası vardır. Senin pek macera. İşte Bülent abinin maceraları. Biz hep dinleyici kısmındayız. Sisseli Harikalar Kumpanyası. Neyse. Dağıttım. Ya toparla abi. Ha, bu noktadan Mehmet Ayan gibi, ne bileyim Ilgaz gibi, o olmaz bu olsun. Yani geniş kadro başa biradır. Ve bu şey devam edecek. Abi bizim yani, geniş kadroyla alakalı hiçbir söylememiz yok şu, abi. Niye bizi ateşe atıyoruz canım durup dururken? Hayır. Beyefendi diyor ki. Sayın milletvekili diyor ki. İşte Sosa ilk 11 oyuncusu değildir. Şimdi ne zamandır? Ne zamandır? Peşine bir güruh katılıyor tamam mı? Sosa ilk 11 oyuncusu değildir. Sonra diyor ki Luis Gustavo gelince nereye aday olacak? Falan diyor yani. ondan sonra... O yüzden Denizli maçın değil sonraki maça perspektifi kaydırmaya çalışıyorum. Orayı görmeye, senden anlamaya gayret ediyorum. Mesela ben Erol Hoca'ya yazıyorum. Sakın diyorum Mehmet Ayan'ı seyretme. Ya ama ben de en gıcık olduğum şey bu. Sanki oturup biz taktik sakın. Veriyoruz. Biz fikrimizi söylüyoruz. Tabii ki söyleyeceğiz canım. Tabii Latife ki. Yapıyoruz burada. Latife ne demek biliyorsun değil mi? Denizli spor maçından sonra Fenerbahçe kimle oynuyor? Hangi takımla oynuyor? İçeride çok... Mütevazı bir ekiple oynuyor. Mehmet Ayan bilmedi ortaya çıktı. Peki İçeride sonraki maçta. Malatya. Mütevazı. Mütevazı. Sonra Antep'e gidiyor. O da mütevazı Fenerbahçe kadrosu için. İçeride Başakşehir. O az mütevazı. Antep deplasmanı zor deplas var şimdi. Sonra bir Kasımpaşa yapıyor. Ama Antep sanki karşıdaki rakibi de oynatan Beşiktaş maçında olduğu gibi yani. Gerçi o maçta ya, çok şey oldu ama oynatan mı? Abicim bak Beşiktaş çıktı. Sen oynadığında rakip ne kadar önemsiz kalıyor. Çıkacaksın oynayacaksın. Bir oyun bulacaksın. Sergen Hoca buldu oyununu Beşiktaş'ın. Rakibe göre farklı formatlıyor takımını. Farklı özetliyor. Erol Bulut'un da oyununu bulması lazım. Ama oyunundan önce 8 kişisini, 9 kişisini sabitlemesi lazım. Artık ilk 11'ini oluşturması lazım. Bu kadar haftadan sonra. Sana göre de Samatta mı? Tabii. Sana göre? Şu an Samatta tabii ki. Ama Samatta nerede? Yani belki Antep maçı. Yani dönüşünden bahsediyoruz. Yani. Nereden yetişir? Sanki Samatta'nın oyuncu özellikleri ki biz onu İstanbul Ilgaz beraber seyrettiğimiz hangi maçtı? Beşiktaş Buruş muydu? Beşiktaş'ta seyrettik ya. Genk maçı. Samatta'nın oyuncu özellikleri bildiğimiz klasik 9 numaralardan azade bir şekilde sanki Gustavo'nun önünde arkasındaki dörtlüyü de böyle kucaklayabilecek bir oyuncu gibi geliyor bana. Yani Mert Hakan'la olan ikili diyaloğu söz konusu olabilir. Ozan'la, Sosa'yla, kenarlarla. Yani Samat'la bildiğimiz 9 numaradan ziyade öndeki 5 tane oyuncuyu da hücumculaştırabilecek bir oyuncu olabilir sanki. Beyaz Uçar telefon attığımızda misafirimiz, konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum.
Evet hocam, sevgiler. Sevgiler hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hepinize. İyi yayınlar diliyorum. Gerçi hocam takım oyununda ifade ediyorsunuz, konuşuyorsunuz, konuşacaksınız da. ama biz de bir bağlayalım istedik sizi. Sergen Hoca'nın sözleşme meselesi bir. İki, Beşiktaş takımını derbiden sonra nasıl buldunuz? Derbiden sonra olması gerektiği gibi buldum. Derbiden sonra da konuşmuştuk zaten. Derbi maçtır budur, bu bir zaferdir ama diğer maçlar, diğer konuklarımız, yorumcularımız biraz daha zor olabilir. Tedbirli olacaklar, Fenerbahçe gibi küçümsemeyecekler rakibini gibi konuştular ama ben şunu söyledim, Abubakar artık forma girdi.